Merhabalar, ben Kürtes Köfte ve Köftenin Distopyası 2'nin 25. bölümüne hoş geldiniz ve gene bir şeyler yapıyoruz. Çok fazla aspect istemeyen bir arkadaş yapıyoruz bu sefer. Kendisi nedir diye soracak olursanız birazdan göreceksiniz. Bir adet clay pod, içerisinde 5 tane brick. Var 5 tane, 3 tane brick, 3 tane de su kovası, yedekleri de burada duruyor. Evet, aspectlerimizi aldı. Şimdi kovalarımızı alıyor. Boş kovaları da bırakıyor. Ve voilà. Everfull Urn. Kendisi nedir diye soracak olursanız birazdan göreceksiniz. Ama kendisi ufak bir şey için bayağı işimize yarayacak. Tabii önce gidip şuradan şu arkadaşları ben bir atacağım. Evet. Tamamdır, bunları bıraktığımıza göre. Şimdi şu arkadaşı alalım ve şuraya koyalım. Evet, bunu otomatik olarak dolduruyor artık. ve bunun anlamı ne demek oluyor? Sevgili bir leksika Botanya. Gel bakalım. Botanya güncellemesi. Pardon, achievement'lar değil. Challenge'lar. Gene gitmiş bu challenge'ların izi. Evet. Tamamdır. Complete. Evet. Buydu olay. Şunu otomatik dolduracak arkadaş idi. Şimdi yapmak istediğim bir şey, yapmam gereken bir şey daha var. Onun için bunlar burada. Bir adet yeni corporate network. Şimdi şurada bir yerde evet slave. Whoops. Sen şimdi şöyle geç. Hatta şunu şöyle alalım. Evet. Burada önemli bir şey yapmamız lazım. O da şu olacak. Bu arada dikkat ettiyseniz bunların yerini değiştirdim bayağı bir. Kısaca bayağı değişik bir yapıda yer alıyorlar artık. Şimdi daha düzenli bir biçimde birkaç temel değişikliğine değineceğim bunların. Evet, şimdi sen gel. Senin üstüne şunu koyalım. Evet. Bunun yanı sıra corporate networkler hakkında bir şey daha göstereceğim. Corporate networkleri renklendirebiliyorsunuz. Benim aşağıdaki networkümle karışmaması için. Evet. Bu network'ü yeşil yaptım. Nasıl renklendiriyorsunuz diye soracak olursanız basitçe şunların renge dönüştüğü hedehedo var ya, şunları şu şekilde powder'a çeviriyorsunuz. Onlarla tıklayarak dönüştürebiliyorsunuz. Yani sonra burayı bir düzenledim. Ürünlerin hepsini ekledim. Ve şu nasıl çalışıyor diye. Şu kısmen otomatikleştirdiğim bir zımbırtı. Bu nasıl çalışıyor diye soracak olursanız. Sen gel. Ve sonrasında tamam, inventörümde yeterli kadar var. Ve sonra bunlar gelsin. Hangisi seçili? Bilmiyorum. Seni seçelim. Evet. Sonra şunda da seni seçelim. Evet, böyle bir yöntem geliştirdim. Çok hızlıca değiştiriyoruz bunları. Otomatikleştireceğim ileride belki.
Ancak şimdilik değil. Çünkü gerek yok. Evet, bu şekilde bunlar da böyle halloldu. Ve şu arkadaşları buraya taşıdım. Bunlara da ilginç bir otomatikleştirme yapacağız. Evet, şimdi gelelim Corporate Network'e. Şunların hepsini tek bir nodla bağladık ve şunları da bağlayalım. Evet. Master Corporate Spark'ı ise nereye koyacağım? Onu düşünüyoruz. Bir adet normal chest. Evet, Master Spark buraya olabilir. Şimdi kapsam alanının dışında. Bu Spark'ların kapsam alanı maalesef biraz kısıtlı. Şimdi bakalım. Evet, şimdi bağlanıyor. Maksimum alanını maalesef bilemiyorum. Bakalım şu kapsam alanına girecek mi? Hayır, girmiyor. Aslında bir şey mi yok, o orada kalsın. Bunun sıra Corporate Spark'a ekleyecek miyiz? Şunlar var. Şu var. Ya da bunun arkası, yok, Slave Craft etmeyi düşünüyorum şu an. Ve şu var. Şimdilik bunlar eklenecek. Bunları oraya yukarı taşımak için bir yöntem düşünmemiz lazım. Buldum da. Evet. Ama bu olmaz. Umarım bir şeyi devirmezsin. Tamam. Bir saniye. Belki bu olabilir. Tamamdır. Ups. Böyle bir crafting olayı vardı. Doğru. Evet. Böyle bir yöntem. Ve şimdi bunların hepsi birbirine bağlı. Aslında aklıma daha da güzel bir fikir geldi. Zaten yapacağımız bir arkadaşı burada kullanacağız. Şimdi Corpore. Evet, Corpore Index. Yapacağım şey bu. 4 tane Obsidian, 2 tane Ender Bottle ve 2 tane Dragon Stone. Ha, bu arada clay'leri buraya ekledim. Şunları buraya ekledim. Emerald'ları buraya ekledim. Bu şekilde orayı değiştirdik biraz. Şimdi neydi? Obsidian. Evet. Geri kalanı burada. Ha. Corporate Spark. Siz ve siz. Bir adet corporate indeksimiz hazır. Master'ı kıralım. Master'ı buraya taşıyalım. Yay! Creepy şeyler. Evet, şu an tek tarafı görüyor sadece.
Bu arada C'ye basıyorum çünkü bir süredir Space Engineers oynuyorum ve Space Engineers'ta aşağı inmemizi sağlayan tuş C. Tabii buna da bir adet Spark koymamız lazım. Ve artık her şey pahalı. Peki bu arkadaş ne? Şimdi diyelim ingot istiyorum. Evet şimdi. Evet. Iron ingot yazdık ve bir adet iron ingotımız oldu. Şimdi tabii bunun kullanımına biraz bakmak lazım. Evet, tan. Evet. Ve buradan görüyoruz ki şimdi bir de tabii I'yı tanımaz. Voila! Neden tabii 60 verdi bilmiyorum. Evet, bu şekilde çalışıyor bu arkadaş. Bayağı hoş bir şey ve işimi bayağı bir kolaylaştıracak bir şey. Ve bunu sadece buraya değil, buraya da koyacağım. Yani bunun anlamı. Biraz daha spark yapmam gerekecek bir ara. Sen bağlısın, tamamdır. Evet. Corpia Network'ümüz bu şekilde oturmuş durumda. Bir kısmını daha yapacağım. Şu aşağıya da bağlamam lazım. Evet. Buraya kadar bir şekilde taşımam lazım Corpia Network'ümü. Ama hazır gelmişken şimdi Botanya Achievements. Achievement'lara biraz bakalım. Şu Achievement'ları bir yapacağım. Evet. Ha tamam. Şurada bir arkadaş vardı. Ha. Bir adet item'dan 50.000 tane iste. Gravel. Neyse bu şekilde. Bu arada sadece bu Corpia Spark'ın kapsama alanındayken şu partiküller ortaya çıktığında isteyebiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde kasarak bu achievement'ı alıyoruz. Neredeydi o achievement? Evet, burada. Bunun sıra almam gereken başka bir achievement, yapacağım başka achievement'lar var. Bir tanesi Luminizer. Evet. Bunun için bir adet red string, bir adet dragonstone ve iki adet glowstone. Glowstone tabii 4 tane lazım aslında. Şey 2 set lazım. Son blok.
Hala neden böyle iki recipe var anlamış değilim. Evet. Şimdi gelelim. Pixie Dust. Ve voilà. Tamamdır. Ve başka ne lazımdı? Dragon Stone. Burayı kullanalım. Neden? Ha, çünkü bitmiş. Makul bir açıklamaydı. Evet, 2 adet Luminizer'ımız hazır. Ve bunları ne için kullanacağım diye soracak olursanız, birini buraya, diğerini de şuraya koymak için. Bu ikisini birbirine bağlayacağız. Bir saniye. İlginç. Tamam, bunu nasıl bağlıyoruz? Twenty blocks. Yani kısacası araya bir tane daha koymam gerekiyormuş, tamam. Yani bunun anlamı bir adet daha redstone block, bir adet daha string. İki adet daha. Neden oraya gidiyorum? Bakalım hangisini verdi? Glowstone block verdi. Tamamdır. Şimdi bence sen yok. Neydi? Pixie Dust. Tamamdır. Sen ve sen. Sonra sen. Evet. Ve şimdi gidip tabii bu kısım olmamış. O zaman ne yapacağım? Bir tane daha yapıp şimdi buradan alacaklarımı alayım, şunu geri koyayım. Dragonstone inventory'imde mi değil? Dur.
Bir Dragonstone. Tamam, bir Ender Air Bottle. Başka neye ihtiyacım var? Bir Pixie Dust. Pixie Dust'ım da mı kalmadı? Evet, kalmış. Evet, bu arkadaş bayağı işime yarıyor. Sen o en üstte durma. Ve şuraya da chest'imizi kırıp şuraya da yerleştirelim. Ve sırada şu eşleştirme. Tabii ki de bana geliyorlar. Aa, tek yönlüydü bunlar değil mi? Sanırım bunları çift yönünde ayarlamak lazım. Ya da değil. Tamam. Bunların yönleri biraz sıkın. Aa, dur. Sadece yukarı çıkmak için kullanayım. Evet. Şunları kırıp. Tekrar koyalım. Tamamdır. Sadece bu yöne doğru gidiyor. Evet. Konumlarını hatırlıyorlarmış. Böyle bir detayı öğrenmiş olduk. Ben hemen ayarlayıp geliyorum şunlara. Evet, geri geldim ve... Evet, ama ters yönde işlemiyor. Ters yönden inmek için hop atlıyoruz. Evet, böyle bayağı tatlı bir arkadaş oldu. İki yönlü yapmak isterseniz de ikinci bir hat döşeyeceksiniz. Gidişli gelişli. Giderken bir taraftan, dönerken diğer taraftan tıklayacaksınız. Evet, evimizin lojistik işlerini de neredeyse hallettik gibi. Sadece tek bir eksik kaldı. O da şu aşağıda, en aşağı kata kadar, yani şuraya kadar bir corporate network döşemek. Evet, onu da tamamladığımızda tüm lojistik işlerimiz tamamlanacak. Onu da bölüm arası tamamlayacağım. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.